Haftalık NFT ve Metaverse haberlerini paylaştığımız Nivera programına hoş geldiniz. NFT ve Metaverse dünyasına ait en güncel haberleri sizler için derledik. Hazırsan başlayalım Kerem. Tabii ki Simge. İlk haberimizde Cool Cats'ten bir haber var. Cool Cats yeni NFT koleksiyonu Joy'u duyurdu. Twitter'da yaptıkları duyuruya göre koleksiyon 2022'nin son çeyreğinde kullanıcılar ile buluşacak. Cool Cats topluluğunun da işbirliği içerisinde tasarlanan Joy'un aynı zamanda hikaye odaklı bir koleksiyon olacağı söylendi. Çıkış fiyatı ve işleyiş mekanizması için henüz bir açıklama yok. Bizler de merakla bekliyoruz. Bir sonraki haberimize baktığımızda ise Starbucks yeni müşterileri çekmek için Web3 ödül programı başlatacağını duyurdu. Küresel kahve devi Starbucks, geçici CEO Howard Schultz'a göre müşteri çekmek ve kazanmak için yeni Web3 ödül programı başlatmayı planlıyor. Şirketin salı günü gerçekleştirilen 3. çeyrek gelir çağrısında konuşan Schultz, Starbucks'ın çok yakında şirketin sadakat programını büyütecek yeni Web3 dijital girişimini açıklayacağını duyurdu. Ethereum cüzdanı MetaMask, kullanıcıların imzaladıkları izinleri daha iyi anlayabilmelerini sağlamak amacıyla güncellendi. Yeni güncellemenin bir amacı da kullanıcıların NFT dolandırıcılıklarından korunmasını sağlamak. MetaMask cüzdanlarınızın güncel olduğundan emin olun. Ders kitabı yayıncısı Pearson, dijital ders kitabı satışlarını takip etmek ve etkin bir şekilde ikincil piyasayı azaltmak için NFT kullanma planlarını açıkladı. Bloomberg raporuna göre Pearson CEO'su Andy Bird, satışları daha iyi takip etmek ve ikinci el pazarında daha önce kaybedilen geliri yakalamak için dijital ders kitaplarına NFT'leri entegre edeceklerini açıkladı. Bird, şirketin teknolojiyi normalde bir öğrenciden diğerine özel olarak yapılan ders kitaplarının ikinci el satışlarından komisyon kazanmak için kullanılabileceğini umuyor. Miami Belediye Başkanı Francis Soares bu yıl içinde 5000 adet Ethereum tabanlı NFT koleksiyonunu çıkaracaklarını duyurdu. Miami bunu gerçekleştirebilmek için şehrin 56 milkarelik alanını temsil eden 56 farklı Miami sanatçısı, Time dergisi yayıncısı Time USA, Mastercard ve Salesforce ile çalışacağını bildirdi. Time USA şehrin NFT stratejisini tanımlamaya ve projeyi yürütmeye yardımcı olurken Mastercard Miami NFT sahiplerine restoranlardaki etkinliklere erişim, şehirdeki kültür turları gibi özel avantajlar sunacak. Salesforce, markaların NFT'leri basmasına ve satmasına olanak tanıyan, henüz piyasaya sürülmemiş bir Salesforce ürünü olan ve yeni NFT Cloud platformuyla NFT'lerin mint ve satış işlemlerini üstlenecek. Google AI, 10.000 Bored Ape Yacht Club NFT'sinin tamamını yapay zeka yardımıyla sanata dönüştürdü. Bored Ape Yacht Club maymun ilhamını ve nihai ürünün sanatsal yönünü birleştiren projeye Artsy Monkey adı verildi. Yuga Labs, Meebits NFT satışları için bir telif hakkı oluşturduğunu duyurdu. Şirket Twitter'da yaptığı açıklamada tüm Meebits satışlarının %5 telif ücreti uygulayacağını söyledi. Meebits ve CryptoPunks'ın arkasındaki tasarım firması Larva Labs, Mart ayında Yuga Labs'in de koleksiyonu satın aldığını açıklamıştı. Meebits ve CryptoPunks sahiplerinin NFT'lerinden para kazanabilmelerini ve bunları ticari içeriklerde kullanabilmelerini sağlamak için Yuga Labs'e anlaşmanın bir koşulu olarak onlara NFT'lerin tüm ticari haklarını vermeyi kabul etti. Meta, Instagram'da bu haftadan itibaren seçilen kullanıcıların NFT'lerini sergileyebileceklerini duyurdu. Bu özellik dijital bir cüzdan bağlamayı, dijital koleksiyonları paylaşmayı ve içerik oluşturucu ile koleksiyoncuyu otomatik olarak etiketlemeyi de içeriyor. Ayrıca Coinbase cüzdan ve Flow Blockchain desteğinin de Instagram'a ekleneceği duyuruldu. Artık Rainbow, MetaMask, Trust Wallet, Coinbase Wallet ve Dapper Wallet da dahil olmak üzere üçüncü taraf cüzdanlara bağlantılarda desteklenecek. Tiffany Co. CryptoPunk NFT'lerini 50 bin dolarlık özel kolyelere dönüştürüyor. Lüks mücevher markası Tiffany Co. CryptoPunk NFT sahipleri için 250 elmas ve değerli taş kaplı kolye satışını duyurdu. El yapımı CryptoPunk kolyeler mücevher markası tarafından pazar günü Twitter'da duyuruldu ve fiyatları 30 Ethereum olarak belirlendi. Bültenimize NFT ve Metaverse dünyasına ait en önemli yatırımlarla devam ediyoruz. İlk yatırımımız WeFriends'ten.
Gary Vaynerchuk'un NFT projesi WeFriends, Andreessen Horowitz önderliğinde düzenlenen yatırım turunda 50 milyon dolarlık yatırım aldı. Mark Wiegand A serisi finansman turunda 20 milyon dolarlık yatırım topladı. Yatırımcılar arasında DSD Global Partners, Atinium Investment, SoftBank Ventures, Best Investment ve Y Combinator yer alıyor. NFT kiralama protokolü Ramft, Mechanism ve Gumi Kryptos Capital liderliğindeki finansman turunda 5 milyon dolar yatırım topladı. Meziyetsiz görsel dijital kimlik Lifeform, Binance Labs tarafından yönetilen tohum finansman turunu kapattı. Toplanan miktar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. NFT ve Metaverse dünyasına ait haftanın en önemli gelişmelerini paylaştığımız Nivera programımızın sonuna geldik. Haftaya yepyeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.